Abi ısrarla darladınız. Saniyenin videosu. Tamam izleyeceğim. Gelin bakalım. Hani yayın açıldığından beri herkes bunu yazıyor. Go. Evet. Sosyal medyayı bırakıyorum. Doğumunu hatırlıyor musun? Tamam. Sosyal medyayı bırakıyorum. Bence benim tahminim bu. Sosyal medyayı atıyorum. 30 Diğer günlük... Eğer yayın aynı espri yaparsanız esprinin daşağı çıkar daşağı. Bunun sesi niye geldi? Bence şöyle yapsam. Tamam bence düzeldi ya. Bence düzeldi baba. Bence saniye burada atıyorum 30-40 gün şeyi bırakacak. Sosyal medyayı bırakacak ve hayatının nasıl değiştiğini göstermeye çalışacak. Benim tahminim o yönde. Zaten yıllardır bu sosyal medyanın içinde olan herkesin sosyal medya detoksu gibi aynen. Herkesin zaten istediği şeyi de o izlemiş. Aynen kanka hemen izledik amına koyayım. Sosyal medyayı bırakıyorum. Bir hafta önce. Doğumunu hatırlıyor musun? Tamam dünyaya ağlayarak geldin ama o andan itibaren mutlu olabilmek için hep bir arayış içindeydin. Annen yapar. Mutlusun. Bakkaldan meybuz aldın. Mutlusun. Mahallende bir futbol maçı veya küçük bir salçalı ekmek. Bu arada son zamanlarda biz de hep aramızda bunu konuşuyoruz. Hatta sizle de birkaç kere konuştum. Gerçekten sosyalleşmek çok önemli bir şey ve bunu sosyal medya üzerinden değil de ben kendi bakış açımla dışarıda arkadaşlarımla vakit geçirmek, tatile gitmek, onu yapmak, bunu yapmak bunlar bana önemli şeyler gibi geliyor. Yani dışarı çıkıp bir kahve bile içsen arkadaşınla iyi hissediyorum ben bu aralar. Bu sosyal medyaya bağımlı olduğumdan beri bağımlılık da benim yayıncılığa başlamamla beraber oldu ağırlıklı olarak. Gerçekten kendim böyle dışarı çıkmayı bıraktığım işte ne bileyim hep eve kapan yayın çık yayından evde otur kalk bilgisayara otur yayın kalk yayın kalk yayın kalk kalk. Sonra bir baktım. Psikolojim çok kötü etkilenmeye başlıyor. Ve aslında biz burada onun startını verdik. Biz şu andan itibaren geldik buraya işte spora başladık. Yayınları kısıp işte dışarıda biraz daha şey yapıyoruz. Yavaş yavaş bu artık geçiş evresi gibi kendi açımdan söylemek gerekirse. Ben bu saatten sonra döndüğümde de oturup eve kapatmayacağım kendimi. Dışarılarda ne bileyim YouTube videosu çekerim, yayın yaparım. Zaten size hep diyordum dağ evini çok kullanacağım. Dağ evinde bayağı takılacağız. Dağ evinde size fırın yaparız. Beraber ne bileyim bir gün zımpara günü yaparım. Yayın yaparız. Sohbet muhabbet. Zaten birkaç kere dağ evinde de yayın da yapmıştık. Aynen vloglu miloglu. Yani o tarz şeyler daha keyifli geliyor bana artık. Bakalım saniyenin bakış açısı neymiş. Peki ya şimdi? 20 yıl geçti ve bütün dengem değişti. Artık kocamanım. İstediğim her şeyi yapabilirim. Ve internetle beraber mutlu olabileceğim sonsuz olana sahibim. Ama mutlu değilim. Hiç böyle hissettin mi? Hiç sıçarken tuvalette... En yakın, bu arada yakın bir zamanda sizle bu konuda da dertleşmiştim hatırlarsanız. Spora başlamadan önce kendimi kötü hissettiğimi falan filan, sıkıntı çektiğimi falan. Orada da bunun hakkında da çok konuşmuştuk. Çılgın family yüzünden bir saat tıkılı kaldığını ve hayattan nefret ettiğini hissettin mi? Ben hissettim. Dopamin gerçekten tehlikeli bir şey. Kendisi bir hormon. Mutluluk hormonu. Ne zaman bir beklentim, ödül veya tatmin sürecine girersen salgılanan ve ilk insanın bile avlanarak hayatta kalmasını sağlayıp bu günlere gelmemize rol oynamış. Motivasyon hormonu. Bu etki o kadar güçlü ki 48 yılında yapılan bir deneydim. Fare her düğmeye bastığında beynine dopamin verirse farenin açlıktan ölecek olsa bile saatlerce düğmeye bastığını keşfettiler. Evet bu gerçekten muhteşem saniye. Yani bu etki gerçekten önemli. Bir şey çabalaman ve iyi hissetmen tamamen bu yapıdan. Ama iyi hissetmiyoruz. Çünkü herkes dopaminin bug'ını buldu. Artık bize bu kimyasal o kadar kolay salgılatıyorlar ki bu duyguyu her istediğimizde kolay yolu tercih ediyoruz. Ve bu zevk eşiğimizi yukarı çekerek bizi bağımlı yapıyor. Kusursuz algoritma, sonsuz kaydırma, beyni hep bildirim, herkesin reklamını yaptığı kumar, rank sistemi, günlük ödüller. Hayır ben karımı dövebilirim çünkü 200 milyon puanım var. Sanırım bizi bozdular. Artık bu eşik o kadar yükseldi ki normal şeyler beni tatmin etmiyor. Neden tek parmağımla benim için en uygun ve tatmin edici video verecekken bu videonun metnini yazıyorum ki neden 4 aydır sadece dışarıdan yemek yiyip uyuyorum diye sosyal medya döngüsündeyim. İşte benim şu an son 3 yılım böyle bu arada. Direkt bak. Metnini yazıyorum ki neden 4 aydır sadece bak son hatta 4 yılım yayıncılığa başladığımdan beri bu. Dışarıdan yemek geldi. Bilgisayara otur, oyun oyna, yayın yap. Bilgisayara otur, oyun oyna. Yat, kalk, yemek iste, bilgisayar oyna, yayın yap, yat, kalk, yemek iste, yayın yap, yat, kalk, yemek iste, yayın yap, 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 165 kilo. Şimdi yavaş yavaş artık bir şeylerin farkına varıp bununla mücadele etmeye başladım. Abi kilomuzu verdik bir şekilde.
Ondan sonra şu an bir spor sürecine girdik. 40 gün oldu. 40 gündür spor yapıyoruz. Şu an artık bir şeylerin farkındalığındayım. Yani telefonla, bilgisayarla çok vakit geçirmek iyi bir şey değil arkadaşlar. Eyvallah, anlıyorum. Burada şey yapmak da saçma. Dışarıya çıkın, işte tatillere gidin. Amına koyayım, o da parayla oluyor. Ya da dışarı çıkıp bir kahve içmek de parayla. Eyvallah, herkesi anlayışla karşılıyorum ama yine de bir şekilde ekonomik durumuna uyacak şekilde de ne bileyim abi, tahtayı bile oyarak vakit geçirmek daha mantıklı geliyor şu anda bana. Anladın mı? Şu an bu tarz şeyler bile daha mantıklı geliyor bana. Çünkü ben artık telefonda ve bilgisayarda ne kadar fazla vakit geçirsem, bak boş vakitten bahsediyorum, kendimi kötü hissetmeye başladığımı anladım abicim. Bana kötü geliyor. Ciddi sosyal medya döngüsündeyim. Evet. Sosyal medyayı bırakın. Tamam, olay şöyle. Benim gibi baklanmış da odaklanma sorunu geçiren insanlar için YouTube... Bak mesela burada bu arada yorumlar yapacağım. Rahatsız olacaklar, izlemeyebilirler. Benim şu an mesela en çok yapmak istediğim ve yapmaya çalıştığım şey, kendimde şunu fark ettim. Ben bu aralar zaten böyle kendimi çok düzeltmeye çalışıyorum. Sabah kalkınca telefona sarıldığım zaman abi bir bakıyorum yataktan çıkmadan bir saat vakit geçirmişim. Ya baba, ertesi gün deniyorum mesela, telefonu atıyorum, tamam mı? Telefonu atıp direkt mesela aşağı iniyorum burada. Oo, vakit sana kalıyor, işte yemeğini yap, ne bileyim sporla çık, şey yap. Bu çok daha mantıklı geliyor, anladın mı? Ve şununla o bir saati kaybettiğin zaman kendimi kötü hissediyorum abi. Böyle. O yüzden bunlara biraz dikkat edeceğiz. YouTube'da bir challenge. Hatta bir ara şey falan denedim ben. Telefonda atıyorum Instagram'a süre kısıtlayıcı koyuyordum. Amına koyma, o da olmuyor. Onu kafada bitireceksin. Süre kısıtlayıcıyı falan açıyorsun geri. Gördüm. Dopamin detoksu. Videoda insanlar bu kimyasalı kolay salgılayan bütün alışkanlıklardan uzak durup beyinlerini format atmaya çalışıyorlar. Ve bu olay dopamin düzeylerini normale döndürdüğünü ve insanı daha odaklı, mutlu, özgür ettiğini iddia ediyor. Ne kadar evrim ağacı buna terminolojik olarak saçmalık desedim ve ne kadar terminolojiliğin ne anlama geldiğini bilmesem de 200 kilo Discord modumu dönüşmemiştim. Bunu denemem gerek. 30 gün boyunca. Sıfır. Sosyal medyanın yanında oyun, dizi, Mansur Başkan, fast food ve keşfetten kızlara bakmak desek. Ve bu son keşfete bakışım. Evet, bu gerçekten zor olacak. Tamam, bıraktım. Her şeyi bıraktım. Ve telefonum düştü. Tamam, sosyal medya yok. Yaparım. Bir de şeyi fark ettiyseniz sosyal medyada yavaş yavaş hızlı tüketime doğru ilerliyor. Yani eskiden mesela bir buçuk saatlik videoları izlemeyi seviyordu insanlar. Bir saatlik video olsun, 45 dakikalık video olsun. Hadi baba işte iki saatlik video. Şu an artık yavaş yavaş bunu işte 60 saniye düşürdüler. 60 saniyeden 15 saniye düşürdüler. 15 saniyeden artık 15 saniye bile fazla diyecek tipler çıkmaya başladı, anladın mı? Artık her şeyi böyle shortslara, reelslere, onlara falan düşürmeye başladılar. Bilmiyorum, ben ama mesela hala benim kafa yapımda ben uzun şeyleri izlemeyi daha çok seviyorum. İnsanlar artık uzun yazı yazıyorsun, onu bile okumak istemiyor oğlum. Evet, müthiş manzara. Hobi edineceksin. Tamam, bu kadar sessizlikte bir şey fark ettim. Gerçekten kendime çeki düzen vermem gerek. 5 aydır evde mağara adamı gibi yaşadığım için berbat sakalım ve serik saçımla Gregas'a benzemeye başladım. Benim hastamın altına sap hocam evlat. Protest saç fazla kendime kaldım. Saç ektirme çok zamanım alır. Herhalde hayat seni zor duruma soktuğunda onlarla yaşamayı öğrenmem lazım. Evet, şimdi de Brown'a benzerim. Tamam, bebek gibi oldum. Ama aynısını odam için söyleyemem. Odaya da bitirdim. Odamı tamamen topladım ve kendime hakim olabilmek için telefondan tüm uygulamaları sildim. Ama en önemli şeyi unuttuk. Bilgisayar. Evet, artık Hüseyin Aktepe'ye dönüşebilirim. Ve son olarak sorumluluklarımı yerine getirebileceğim bir şey lazım. Tamam, sakin ol, bu hile değil. Çünkü mesela laptopu gönderirken içine sosyal medyaya girmeme engelleyen bir kod yazdı. Evet, Allah çok teşekkür ederim sen. Saat 12 ve her şey bittim. Artık yatmam lazım. Sakın yorumlarda dalga geçmeyin. Normalde uykudan önce 3 LOL, 1 tavuk yürüm ve yatakta 2 saat video izlerim. Ama şimdi hiç... Şimdi böyle bir durumda ister istemez bir süre sonra sıkılacak ve bir şey yapmadığını fark edecek ya. Çünkü normalde hayatını bilgisayarla, telefonla doldurmaya alışmış. Şimdi burada yavaş yavaş hobiye mesela başlayacak. Hobi edinmeye başlayacak. Mesela ben şeye çok özendim. Geçen Tuğkan abi de gördüm. Lego. Bu baba. Özendim mesela ben... Ankara'ya dönünce böyle bir Lego yapmak istiyorum ama bunun sosyal medyayla falan alakası yok. Evde oturup Lego yapmak istiyorum yani. Tuğkan abiden gördüm, sarıyor yani baba, yapıyor takır 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 falan, insanın hoşuna gidiyor yani. Ama fiyatlara bir baktım da mesela Lego da çok pahalı baba. O nasıl bir para?
18 bin liralar, 15 bin liralar. Puzzle bilmiyorum, ben Lego daha keyifli geliyor ya. Ama biraz pahalı. Biri yok. Sadece ben, tavan ve yalnızlık. Hadi deneyelim. Uyuyamadım. Sessizlik yüzünden hayat hakkında çok fazla şey düşündüm. Gereğinden fazla. Sanırım telefonla uyumak kafamdaki sesleri bastıran şeymiş. Onlar olmadan her şey çok sessiz. Ve bir şeyler düşünmek zorundayım. Tamam, bir kere daha deneyelim. Burada ne yapacaksın biliyor musun? Çıkacaksın bir mahallede bir 30-35 dakika yürüyeceksin. Bir kendine geleceksin. Tehlikeli bir mahalleyse zaten bir torbacı morbacı kovalar, kaçarsın amına koyayım. O adrenalinle var ya, bir uyursun. Ben gerçekten bağımlıyım. Günaydın. Bugün detoksumun ilk günü ve iki şey fark ettim. Bir, telefonda sıfır bildirim var ve hiç mutlu değilim. İki, niye her sabah ilk iş telefona bakıyorum? Hatta merak edip baktım. Günde 250 kere telefonum kilidini açıyormuşum. Eğer bu işi düzgün yapacaksam bunu halletmem gerek. Abi bana elindeki en kötü telefonu verir misin? Tam telefoncu bakışı vardı. Abi bana elindeki en kötü telefonu verir misin? Bak bu tam telefoncu bakışı. 250 TL'yi aldım ve sanırım içinde beni bağımlı yapabilecek hiçbir şey yok. Sadece kıble yönü, zekat hesaplayıcı, bir tane futbol oyunu. Ne olabilecek en kötü kamera var? Teknolojiden tamamen arındım. Sadece aramalar. Artık hiçbir şey yok. Bu 30 günü akıl sağlığımı kaybetmemem için yeni şeyler deneyim ve dışarı çıkmaya acımam lazım. Bak mesela benim... Ya biraz üşenmemek lazım böyle şeyler için. Bak hayatını şöyle düşün baba. Tamam mı? Bahçeli bir evin var. Tamam bak, iyi düşünün. Bu videoyu bölerek izleyeceğimi söyledim zaten. Rahatsız olanlar çıkabilir, tekrar söylüyorum. Bak, kendi bakış açımı söylüyorum, tamam mı? Uyandın baba. Bahçeli bir ev. Girdi mi götüne bir 10 milyon TL. Tamam bak, hayalimiz 10 milyon TL'den başladı. Bahçeli bir evin var, tamam mı? Hiç para amına koyayım, para tamam. Anlatıyorum, 10 milyon götüne girdi. Tamam mı? Bahçeli bir evdesin. Eksi 10 milyon yaz. Tamam mı? Ondan sonra bahçende çeşit çeşit ağaçların var. Meyve ağacın. Ondan sonra işte çam ağaçları, salkımlar, söğütler, domates, patlıcan, patates, her şeyin, anladın mı? Yani senin evini geçindirebilecek tüm sebzelerin, meyvelerin falan filan, işte köpeklerin var, ondan sonra işte karpuz, ondan sonra işte ne bileyim kavun, lavun, her şeyi ekebileceğin bir yer. Tamam, güzel, keyifli bir yerim var, tamam mı? Hadi ağaçlarıyla maaçlarıyla, hadi 3 yılda büyütsen ağaçları, uyduruyorum. Diyelim 13 milyon. Tamam mı? 13 milyon gitti. Şu an yapıyorsun. 13 milyon gitti babacığım. Her şeyle beraber bahçe düzenlemesi falan. Sabah kalkıyorsun, tamam mı? Bahçenle bir ilgileniyorsun. Bahçeni düzenliyorsun. Bahçenle ilgilendikten sonra hiç sosyal medya yok bak hayatında. Tavuklarının yumurtasından alıyorsun. Bu çok fantastik bir hayat bu arada. Yani benim için. Ondan sonra tavukların yumurtalarından alıyorsun, tamam mı? Yumurtanı kırıyorsun. Kahvaltını yapıyorsun. Kahvaltını yaptıktan sonra işin neyse onunla ilgili bir iki saatini işine ayırıyorsun, tamam mı? Burada ama şey, düzenli çalışan biri değilsin. Yani kendi işin var, kendi işini yapıyorsun. Kendi işine de sahipsen bir 20 milyon da oraya yazak mı? Kendi işine sahip olan biri için 20 milyonu ona yaz. 2-3 saat onunla uğraştın, tamam mı? Ondan sonra kardeşim ilk bir sporunu yaptın. Spordan çıktın, kendine işte ne bileyim full hobiyle alakalı şeyler yapmışsın, anladın mı? Yani bir insan hayatı böyle olsa bence bu adam çok keyifli ve huzurlu bir hayat yaşar. Kendi hobilerini diz oraya mesela, tamam mı? İşini yaptın, sporunu yaptın, çıktın, tamam mı? 2-3 tane hobi yaz kendine. İşte enstrümandır, ne bileyim, ondan sonra işte şeye sanat vermedir, şey şekil vermedir, ahşaba şekil vermedir. Ondan sonra ne bileyim at bakıcılığı yap. At hobin olsun, ata bin falan, anladın mı? Böyle 3-4 tane de hobin olsa, onlarla ilgilensen. Akşam yaşın büyükse eşin, çoluğun, çocuğunla vakit geçir. Çocuklar okuldan gelsin falan filan, vakit geçir. Tamam mı? Takıl, sohbet, işte ne bileyim kestane mestane, yemek memek. Akşam olduktan sonra yat. Haftada bir kampına git. Tamam bak, haftada bir kampına git. Ama her hafta düzenli. Ondan sonra yani hayatın full hobi ve bunlar üzerine olacak. Yani bu hayatı yaşamak için de şu an senin çok büyük bir kurulu düzenin olması lazım. Onun için de şöyle bir kafadan ben size bir 70-80 milyon para yazıyorum. 70-80, hadi 100 milyon yazak. Çok keyifli bir hayatın olması için. Çünkü işe bile gitmeyeceksin, anladın mı? Tek şeyin hobiler olacak baba. Hadi bir şey diyeyim mi? 50 milyona bence bu düzeni kurabilirsin. 50 milyona kurar mısın? 50 milyona.
Sarmaz ya. Niye sarmasın ya? Sosyal medya bağımlısı değilsen bir iki saat, bir saatte oyun oyna. Oyun seviyorsan. Bir saatte oyun hobini kullan. Tamam, bir saatte oyun oyna. Arkadaşlar gelsin gitsin. Ben bir tık rezillik olacak ki hayatta, tadı tuzu olsun. Yok ya Allah, sikini taşağını yayıp yaşamak en güzeli ya. Ama büyük bir sıkıntı var. Video fikrini aldım Niklas bu challenge yaparken. Amerika'da büyük bir villada oturuyor. Yüzüyor, doğa yürüyüş yapıyor. Mükemmel bir hayat yaşıyor. Ama ben Akyazı'da yaşıyorum. Şimdi büyük ihtimal Akyazı neresi lan diyorsundur. Burası Sakarya'da köy gibi bir yer. Ama Sakarya nerede onu bilmiyorsundur. O da burada. Az önce bizim dediğimiz hayatı o arkadaş yaşamış, anladın mı? Ve Akyazı gerçekten garip yer. Her yerde Ak ile başlayan dükkanlar falan var. Aktaş, Akgün, Akal, Akyazı, Ak Parti. Zaten %80 bile kazandılar. Ve bu yüzdeden dolayı her yerde dede var. Hepsi merkezde büyük ekrandan güreş izliyor. Ya da asla açılmayan skinin yanında oturuyorlar. Yani sosyal hayat yok. Sadece arada kavga oluyor. Ne oldu lan? Ama telefonunu bedava şarj edebiliyorsun böyle. Direğe üçlü pili silahını bağlamışlar. Ve Akyazılılar birbirine o kadar güveniyorlar ki esnaflar kepenk kapatmadan gidiyor. Ve her şeyi bedava yiyebiliyorsun. Elma aldım. Ya da bedava oturabiliyorsun. Ve istiyorsan zıplayabiliyorsun. Gece hayatı ise yok. Harbi yok. Bomboş. Gece maksimum bir nargile içersin. Veya kahvehanede bir çay. Ve o kadar absürt ki orada dışarıken Akyazı'da yaşayan başka bir fenomen gördüm. Abselam bölüyorum ama Hamza hatırlıyorsun. Aynen. Abi ne alaka oğlum? Hamza İbiç de burada yaşıyormuş, tanıştık falan. İşte burada da anlatmaya çok da gerek yok. İşte Akyazı böyle. Ve burada 30 gün internetsiz durmak zorundayım. Ve bunları anlatırken gece oldu. Yani 29 günümüz kaldı. Bu arada gereksiz bilgi ama yolda yürürken düğün salonuna denk geldim ve videoya içerik çıksın diye düğüne katıldım. İşte birden kilaya falan girdim ve akşam yemeğini bedavaya getirdim. Tamam artık uyuyabilirim. Korkunç düşüncelerle bir gece daha. İkinci gün. Ve gerçekten berbat hissediyorum. Kalktığım gibi refleks olarak elime telefon attım. Ama yoktu. Ve 24 saattir hiçbir şey yapamıyorum. Bu gerçekten acı verici. Sanırım bu acıyı atlatacaksam yeni şeyler denemem lazım. Anladığını. Liste çıkarttım ve şunlar var. Gezmek, yeni hobiler, arkadaş edinmek ve basmak. Yani spor anlamında. Tamam. Baba yani bunlar olmazsa olmaz yani, anladın mı? Hayatını bu tarz şeylerle doldurmak zorundasın. Büyük plan hazır. Gezmek için rastgele bir şehre bilet ve yeni hobiler için 3 farklı eşya satın aldım. Ama bu kısımlara sonra geleceğiz. İlk basma kısmını hallederim. Bir yıldır hayatsız gibi beslendiğim için bedenim tamamen iflas etmiş durumda. Bu arada beni ilk defa çıplak görüyorsunuz. 76 kilo oldum ve bu adamı dönüşmek istemiyorum. Ama neyse ki dopamin salgılayan yiyecekler yok. O yüzden tek yapmam gereken şey spor. Bakalım en son vücuduma ne olacak. Hadi. Bu arada beslenme düzenimi değiştirdikten sonra siz de fark etmişsinizdir. Biz de hani böyle bir süreçteyiz ya aslında. Başlangıcını verdik biz sadece. Kendi açımdan söyleyeyim. Siz de fark etmişsinizdir. Benim enerjim falan direkt yerine geldi baba bak. 40 gündür o kadar güzel besleniyoruz. O kadar sağlıklı besleniyorum ki. Harbiden vücudum o insülin mi dengeleniyor artık. Ne bokum oluyorsa. Gerçekten full böyle beynin çalışıyor. Kendine geliyorsun la. Dikledim. Bu arada kısa bir bilgim. Bildiğiniz gibi vlog videosunda hep yürüyordum. Ama artık yeni bir taşıtım var. Dede bisikleti. Sedyesi birazcık yırtık ve zili çalışmıyor. Ama artık her yere bununla gideceğim. Hadi spora. Aleksan'a hoş tamam, geldin. Tamam, burası olur. Bundan bahsediyorum yani, anladın mı? Aslında sosyal medya... İlk başta size ilk videonun başında demiştim ya hani. İşte sosyal medyayı kurtulup ama bir çok işte dışarıda takılmanız lazım falan filan diyordum ya. Çok da böyle şey olmaya gerek yok, anladın mı? Melek gibi. Amına koyayım. Dışarıda düzgün bir hayat yaşamak istiyorsan paraya ihtiyacım var kardeşim. Var. Ha bak, paraya ihtiyacım var. Para yok diye de yıkılıp böyle bırakmamak lazım. Eyvallah. Bir şeyler yapman gerekiyor. Ama bir spor salonuna bile yazılsan şu an. Yani normal bir spor salonuna bile yazılsan aylık herhalde bir 1.000 lira minimum. Normal bir spor salonunda bak. Normal bir spor salonunda bence 1.000 lira aylık para gerekiyor. Bak sadece spor salonuna yazılmaktan bahsediyorum. 1000 minimum normal bir spor salonundan bahsediyorum Ankara için. İstanbul'da bilmiyorum. Bizim buradaki tamam 600 olsun, 700 olsun. Evet, devletin ucuz olan yerleri var. Ben de Ümitköy'ün orada şeye gidiyordum. Belediyenin yeriydi orası. Orası da mesela bayağı ucuzdu. Kimse keşfetmediği zaman biz çok gidiyorduk oraya ama ondan sonra bir keşfettiler orayı amına koyayım. Var ya, ana baba günüydü yani. Harbiden o ağırlığı almak için sıraya girmen gerekiyor. Akyazı'dan nefret ediyorum. Farklı bir yer lazım.
İlginç ama herkes yazılı bir tane spor salonu buldum. Sanırım başka seçeneğim yok. I am the danger. Dışarıdan stres getirmeyi sanır. Oha bu fiyat ne? Yapacak bir şey yok. İyi 600 lira. Evet, şarkı dinlemek yasak olduğu için ayak sesimi dinlemek zorundayız. Ya da bu maddeyi es geçelim. Tamam, birinin de benim ölçüm. Ne güzel vücudu varmış lan. Kısa lazım. Abi sporla alakalı video çekiyorum da tek başıma çok zor oluyor ya. Beni çek... Şuraya basacaksın abi. Üç kere basacaksın abi. DJ mi? Tamam, bunu 28 gün daha yapmam lazım. Ve bunu da yapmamam lazım. Bana yeni yiyecekler gerek. Çetin Kaya AVM. Herkes bunu bekliyor biliyorum ama içinde sadece market var. Mısır, domates, marul, biber, salatalık, şu ottan, yeşilse herhalde sağlıklıdır. Yumurta, peynir ve yulaf. Bunlar da protein. Evet, bu video bayağı maliyetli olacak. Böyle bir şey benzedi ve tamamı 300 kalori. Artık her akşam bunu yemek zorundayım. Ama video izlemeden, sessizlik içinde. Oyun. Yapımcılar demiş ki bu kısımlardan eleştiri aldık. O zaman neden izlemiyorsun? Bir saniye. Ha? Yani saniye. Buradayım. Saniye. İzlemeyeceğim. Bu challenge'ı başarmam gerek. Bittim. Sanırım artık daha sağlıklıyım. Bugün uzun zaman sonra ilk defa erken uyumayı deneyeceğim. Çünkü oyun yok, dizi yok, YouTube yok, arkadaş yok. Gece kahvede çay içmek dışından yapabileceğim bir şey kalmadım. En azından erken uyursam rüyamda şaka ormanı oynama ihtimalim var. Başarmışım. Nasıl oldu bilmiyorum ama kafamı koyduktan 10 dakika sonra uykuya daldım. Sanırım telefon spor ve yemek çizik noktalarmış. Bunu yapabildiysem sırada ne var biliyorum. Soğuk duş. Baba ben de bu soğuk duşu yapmak istiyorum. Çok merak ediyorum ya. Tamamdır artık, araba önünde. Bu şarkıyla video çekebilirim. Ama arabam yok. Şeyi merak ediyorum. Millet o kadar abartıyor ki iş yapıyor mu acaba yani, anladın mı? İş yapıyor mu? Onu merak ediyorum. Ah, satın aldığım ilk ürün geldi. Lan! Beni bayağı meşgul eder. Evet, ilk günde piyano çalışım böyle. Bakalım bir ay sonra ne olacak. Saat daha 15... Oğlum aynı şeyleri yapıyoruz, farkında mısınız saniyeyle? Her şeyi bitirdim. Uykuya halen 12 saat var. İyiyim, dışarıda sosyalleşirim. Girmem lazım. Sen hayır. Onu lan. Evet, Akyazı da çekecek bir şey kalmadı. En iyisi köye giderim. Ha. Bu arada bir yayın yani, köyde yaşıyor. Ne yapayım Engin, işte köye geldim, video çekim yapıyorum şu an. Şey gibi, otu ormanı falan çekiyorum. Çay içeceğim mi kakali? Kakali! Yenge bir de evi çekeyim mi ya? Tamam sanırım hayat. Kakali buraya da mı geldin diye yengesi çıkıyor işte bir içeri. İlk defa düzen sahibiyim. Erken kalktım, soğuk duş aldım, çalıştım ve 4 gün jungle şaka oynamadım. Bunları ne kadar video için yapmış olsam da. İyi hissettiriyor. Harbiden artık mutluyum. Evet, hasta oldum. Sanırım bünyem bu kadar sağlığı kaldıramadı ve dışarıda sağanak yağış var. Bu bayağı kötü oldu. Ama iyi ki satın aldığım ikinci ürün geldi. Kitaplar! İrade terbiyesi, yaratıcı özgüven ve Steve Jobs gibi düşünmek. Lütfen dalga geçmeyin. Artık yapılacak tonla şey var. Kitap, piyano, spor, annemle poker ve şu an izlediğiniz videoyu montajlamaya başlayabilirim. Let me see you shake that.
Evet, videonun ilgili sahnesini bitirdim ve montaj yaparken bir şey fark ettim. Bir adam var ve mistik bir şekilde durmadan arka planda. Şurada var, şurada da var, burada da çıkmış. Oğlum bu kim lan? Hep aynı yürüyüş. Durmadan ağzında sıkıyor. Easter egg gibi çok ilginç. Yağmur bittim ve zaten bol bol zamanım var. O adamı video için bulmam lazım. Yanlış adam. Aa, vallahi bulmuş. Oğlum harbiden buldum lan. Adımı 20 dakikadır takip ediyorum ve birlikte herkese de 3 tur attık. Bu easter egg çok nadir ve bunu hepimizin adına öğrenmem lazım. Aynısını öğretmeye pardon abi. Sen kimsin? Beklemem abi. Adam sadece para istedi ve yoluna devam etti. Hiç kimseyle arkadaş olamıyorum. Artık bu maddeyi halletmem lazım. Evet, bulamadım. Arada bir halı sahaya gideceksin. Ondan sonra takılacağım baba yani. Ama eve doğru giderken yavru bir kedi buldum. Ve yemekle kandırıp arkadaşım olması için aldım. Yavru abi. Artık senin sahibinim. Adın da pişirim çünkü seni izlenmek için kullanacağım. Şaka şaka lütfen arkadaşım. Günaydın. Pirim. Gerçekten çok farklı hissediyorum. 2 hafta oldu ve kimsenin storiesini izlemedim. Gündemde ne var bilmiyorum. Ve kimseyle kendimi kıyaslayıp özgüven düşünmedim. Sadece alemi görüyorum. Ve bence... Bu süreçte saniyeye ulaşmaya çalışmış birileri. Aman abim bunun da götü kalktı, mesajlara bakmıyor. Halbuki çocuk içerik çekiyor değil mi? Var bilmiyorum. Ve kimseyle kendimi kıyaslayıp özgüven düşünmedim. Sadece alemi görüyorum. Ve bence ben daha yakışıklıyımdır alemden. Ya herhalde. Kim video attım? Yayıncılar ne yapıyor? DM'lerimde neler var? Hayattan kopmuş gibi duruyorum. Ve bu hoşuma gitmeye başladı. Ama önümde halen 15 gün var. Daha çok çalışmamız lazım. Her gün aynı şeyleri yapmaktan kustum. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Kitapların ikisi bitti. Ve piyano çalmam şu anlık böyle. Evet, etkileyici ama sadece bunu öğrendim. Yaklaşık 5 kilo gittim. Ama vücudumu sonunda göstereceğim. Ben gerçekten her şeyden bıktım. Ama neyse ki gezmek için aldığım bilet yarın. Ve Türkiye'de en eğlenebileceğim yere gidiyorum. Tahmin et, 3 saniyem var. İstanbul. Evet, çok beklenmedik. Hadi gidelim. İrak ip çökmüş. Ne oluyor lan orada? İrak ip çökmüş. Oha. Bırak. Girdi. Haftalardır aynı şeyi yapıyorum. Ve İstanbul beni daha da kötü yaptı. Bana gerçek bir değişiklik lazım. Yalnız... İstanbul, ben hep söylüyorum. Benim çevremdekiler ya İstanbul'a ne zaman gidiyorsun kanka? I'm bro. Ne yapacaksın ya? Sosyal medya işiyle uğraşıyorsun. İstanbul kanka, hayat burada. Ya ne İstanbul amına? Ankara baba. Ankara ya. Allah Allah. Ankara kardeşim. Hayat Ankara'da bana göre ya. Ankara sıkıcı. Yok baba, hiç sıkıcım gıcı değil. Benim çevrem, arkadaşlarım, her şeyim orada. Benim Ankara'da yapamayacağım, İstanbul'da yapabileceğim bir şey söyle. Bir şey ya. İstanbul'da yapabileceğim her şeyi Ankara'da da yaparım. Denizi görmek. Denizi görürüm oğlum. Niye göremeyeyim? Göl başına giderim. Göl var. Akopark. Sahilde yürümek. Arkadaşlar sahilde kaç kez yürüyorsunuz amına koyayım? Bak çok güzel bir şey sahilde yürümek. Denizin karşısında falan yürümek mükemmel de kaç kere yürüyorsun baba? Yeşillik görmek. Vallahi Ankara'da her yer yeşillik. Bilmiyorum ya, bana şöyle geliyor. İstanbul çok güzel bir şehir. Gerçekten şahane. Yemyeşil, doğası çok güzel. İşte denizin ortasında, deniz ortasında falan mükemmel. Boğazın var, şeyin var amına koyayım. Tamam eyvallah. Ama bence bu kadar kalabalığı çekemem yani, ben alışmamışım. Ben bu kadar kalabalığı, bu kadar trafiği
Bilmiyorum babacım. Bana ters ya. Benim yaşam tarzım uymuyor. Size göre uyuyordur. Yalnız kalmam lazım. Sessizlik lazım. Başkasının evi olmaz. Hayır canlı olmaz. Kahve. Alırsa olsun. Bir dakika. Bu orası. Çok sessiz görünüyor. Bu arada gerçekten bu dağı 20 yıldır görüyorum. Düğünden, bisikletten, halı sahadan, spordan. Acaba en tepesi sessiz midir? Kamp abi. Kamp en güzel hobi. Gerçekten çok edinmek istiyorum. Hayatımda 4 kere falan 5 kere gittim herhalde. Ama gerçekten kamp hobisini düzenli olarak edinmek istiyorum. Çok çok keyifli bir şey ya. Tamam buradan gideceğiz. Abi ayına bak. Buraya bisiklete çıkamam. Bu büyük bir hataydı. Bir saati geride bıraktık. Büyük bir sıkıntımız var. Hak çekimi. Devam edelim. Su gör. Su buldum. Ama ben doğallık yerlerde mesela böyle şeyleri görünce hiç ellemem. Tribe giriyorum. Allah korusun ne olur ne olmaz ya. Su gör. Su buldum. Dinleniyorum. Bu bayır ne? Geliyorum. Az kaldı. Yeter artık, bayır istemiyorum. Geldim. 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 Oy. Oy ne güzelmiş lan. Bu abi işte huzur ya. Ve bir tane türbe vardı ve ilk defa yıldızları bu kadar temiz gördüm. Ama bu görüntü benim değil. Çünkü kameram böyle çektim. Kameram iyiydi ve gece oldu. Evet. Evet abi, yürüyerek geldim ya. Abi aşağı ineceksen beni alır mısın acaba? Diğer yer varsa arabada. Ucunu atlattık. Hadi eve gidelim. Bisikletim. Bisiklet getirin, çalmışlar lan. Bisikletim nerede? Ya bir tane daha çıkacağız, sessiz kalacağız, ne olacak güzel, seni bulacağım, sessizlik kaybettim. Bak size gerçekten mahvet. Uzun zaman yalnızlık istemiyorum. Biliyorum bir anda sona geldik ama harbiden anlatacak bir şey kalmadı. Bisikleti halen bulamadık, dağdan kalan ağrılarım geçmedi ve yine aynı şeyleri yaptım. Her sabah koşuya çıktım, soğuk duş, spor, kitap, araba önünde video ve işte buradayız. 10 dakika sonra her şey bitiyor. 8 kilo verdim, vücudum buna dönüştüm. Ne güzel olmuş lan. Dünyadaki en önemli şey. 4 kitap bitirdim. Ve Piyone için şu videodaki çocuktan ders almaya başladım. Dur. Tonun yanlış. Nasıl yanlış oğlum? Yalan olur bir kimdirim. Olamaz olamaz. Suçu. Çok güzel söylüyor ya. Bunun için daha fazla zamana ihtiyacım var. Bolca gezdim. Daha da ölüyordum. Artık kedim var. Yeni şapkam var. Akgezi ile özdeştim. Halen arkadaşım yok. Ve en önemlisi, İlk defa yaşıyormuş gibi hissettim. Evden çıkıp çimene dokunduğumda sınırsız potansiyeli bir yaşamım. Daha çarpıcı hissediyorsun. 10 dakika bitti. En merak ettiğim kısma geldim. Bakalım sosyal medya bir ay sonra nasıl hissettirecek. Bu ne lan? İzlemediğim yüzlerce story, videolar, yayınlar, meme'ler, gündem. 30 gün boyunca hiçbir şey tüketmedim. Savaş Cebeci dayak yemiş ve bunu bile kaçırdım. Kırarım kolunu bana. Hadi başla. Ama gerekti var mıydı ki? Evet, duygularım fazla karıştı. Toparlamam gerek. Tamam, sanırım şunları hissediyorum. Kısa videolar güzel ya da bir el Valorant ve ekiler. Ama bunları hayatımın merkezine koyup merkezinde olmayacak. Binlerce deneyimi ve saf mutluluğu yok edemem. Hayallere ve kendime zaman ayırırken eğlenebilmenin de dengesini kurmam gerek. Yani bu çikolatayı yememeliyim. Ve bu hormonu daha sağlıklı salgılamalıyım. Mesela video çekerek. Bir dakika, ben en başından beri dopamin mi salgılıyorum? Tamam, plan hazır. Bağımlılıklardan uzak dur. Yeni şeyler dene. Ve her şeyi dengede tut. Bu çok klişe ve biraz zaman alacak biliyorum ama bir yerden başlamam gerek. Ve ilk hedef yeniden video üretmek. 7 ayın sonunda geri geldim. Burayı gerçekten özledim. Evet, ayırı kapatmayı unutmuşum.
Çok güzel olmuş lan. Abi dün elma almıştım da onu diyecek. Çok emek vermiş, çok güzel kurgulamış bir de. Bu tarz videoların zaten kurgusu çok önemli baba.